Maalesef. Şunu sorayım. Yeni bir havadis verebilir miyim izninizle? Buyurun. Doğrusu, şimdi burada tabii bir ilginç bir gelişme oldu. 23 Ağustos'ta Güney Kıbrıs Rum yönetimi, ismini vermek durumundayım çünkü meselenin anlaşılabilmesi için. Hı hı. Güney Kıbrıs Rum hükümeti ABD'li enerji şirketi Chevron'a Afrodit Açıkdeniz doğalgaz sahasından yararlanma anlaşmasını feshetmesi için 3 aylık bir bildirimde bulundu. Yükümlülüklerini yerine getirmeyi geciktirdiği, bu İSTMED projesiyle alakalı ve tatmin edici olmayan teklifler de bulunduğunu yazmış. Chevron'la olandan bahsediyoruz. Chevron, Amerikan şirketiyle. Bunun ben detaylarına şöyle ulaştım. Diyor ki Chevron, Güney Kıbrıs Rum yönetimine, gaz deniz tabanının derinliklerinde birkaç mil derinlikte sular bulunmaktadır. Bu durum çıkarma, taşıma ve dağıtımı son derece karmaşık hale getirmekte ve her iki senaryoda da uygun maliyetli olmamaktadır. İşte. Hani bu borularla geçirilecek olan. Hı hı. Ve diyor ki Chevron liderliğindeki üretim haklarına sahip konsorsiyum tarafından önerilen çözüm 150 millik daha kısa bir denizaltı boru hattıyla, aracılığıyla güneye Mısır'a gaz pompalamak. Verin şimdi bir önceki haritayı, orayı bir konuşalım. Şimdi bu İSTMED projesi, teşekkür ederim Mete Bey bu katkı için. Aslında bugün gelinen noktada da matematik ve mantık işte siyasi ilişkileri de bir noktaya getiriyor. Bu İSTMED projesini biliyorsunuz işte Türkiye'yi buradan sistemden çıkararak buradaki tamamen bypass ediyor. Girit, Mara. Buradan alıyor. Buradaki Güney Kıbrıs Rum yönetiminden de gazı çıkarıyor. Buradaki sistemi tamamen Türkiye'nin dışına atarak Güney Kıbrıs Rum yönetimi buradan gazı Avrupa'ya taşıyor. 10 milyar dolar diye ben hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum. 15 milyar dolar. Ne oldu? Bir maliyet çıktı. Benim pardon özür dilerim. Benim bunun söylememin sebebi Burak Hoca da detayıyla anlatacaktır ama bunu vermemin sebebi şuydu. Mısır hiçbir zaman Türkiye'nin aleyhine olacak şekilde bir anlaşmaya girmedi. Şerh koştu. Bunu özellikle vurgulayayım. Hatta o dönem ben bu Mısır-Türkiye normalleşmesini ilk ağızdan Mısır tarafından takip ettim. Hı hı. Ve Mısır ordusunun istihbaratının Abdülfettah El-Sisi'ye Türkiye'nin aleyhine olacak bir adım atılmaması noktasında bir tavsiyede bulunduğunu gayri resmi olarak biliyorum. Evet. Burada şimdi şunu da ben Burak Hoca gerçekçi olduğu için ben de gerçekçi söyleyeyim. Mısır Yunanistan'la olan imzaladığı bir anlaşmadan ya da diğer ülkelerle imzaladığı anlaşmadan Türkiye lehine olacak şekilde bir vazgeçişi ben açıkçası öngörmüyorum. Herkes haklarından biraz feragat edeceği, ortak bir noktayı bulmak isteyecektir. Hı. Hatta o dönem Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kişiyle ben bu konuyu danıştığım zaman şunu da söylemişti aynen bana. Biz Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımadığını biliyoruz ama bir şekilde yeni bir formülle Türkiye'nin de bu pastadan pay alabileceği, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin siyasi tarafına girmeden ekonomik bir paylaşım tablosunun olabileceğini düşünüyoruz demişti. Hı. Ama biraz önce okuduğum bu Chevron'un çekilmesi, çünkü bu lisanslar 15'ten 20 yıllık bir süre için veriliyormuş ve burada konsorsiyumda herhangi bir Güney Kıbrıs'a bu anlamda başvuru da yok. Biraz açıkçası bu Mısır meselesiyle okuduğumuz zaman belki Amerika Birleşik Devletleri'nin de biraz etkisiyle Güney Kıbrıs'ın biraz çıkartıldığı Mısır, Yunanistan, Türkiye'nin işte Libya'nın da olduğu hatta Türkiye, Filistin'in de belki ileride katılacağı bir düzenleme mi yapılıyor demek lazım bilmiyorum. Şimdi buradaki manzaradan benim anladığım zaten Doğu Akdeniz meselesine de ısrarla vurgu yaptığım konu şu maliyet. Yani önce maliyet sonra siyaset bu yapılan açıkçası bu. Eğer Güney Kıbrıs'ta Chevron işte oraya inip de uygun bir şekilde o gazı çıkarabilse ve oradan Güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a taşıyabilse kimse böyle bir şey yapamazdı. Chevron Mısır diyor. Sıvılaştırılmış gaz şeyi yapmışlar detayları. Burada affedersiniz teknik olarak oradan. Biliyorsunuz sıvılaştırılmış gaz nakli, LNG nakli. Evet. Boru hatlarıyla nakle göre son derece zor ve çok daha pahalı bir sistem. Evet. Bu aslında kullanılabilirse işte Kıbrıs'tan Girit'e, Girit'ten Yunanistan'a, Yunanistan'dan kuzeye bir anlamda Türkiye'yi bypass etmeyi düşünen bir hesapta İSTMED. İSTMED projesi. Yürümeyeceği anlaşılınca neyse rafa kaldırıldı. Bu rafa kaldırıldığı dönemlerde Türkiye üzerindeki hareketlenmeler başladığında birçok insan Türkiye'yi Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden akması konusunda Türkiye'yi ikna etme girişimleri olarak da yorumlandı. Gezi olayları 17-25 falan. Evet. Türkiye'de uygun bir iktidar meydana getirme. Örnek de Afganistan üzerinden verildi. Afganistan işgali öncesi 2001 Afganistan işgali öncesi Afganistan yönetimiyle Amerika Birleşik Devletleri arasında UNOCAL boru hattı problemi var. Sibirya'dan zenginliklerin Afganistan üzerinden Hint Okyanusu'na akıtılması, Afganistan'ın Molla Ömer'inden bundan pay istemesinin işgalin önemli sebeplerinden olduğu söyleniyor. Evet. Burada Burak Hocama şunu sormak istiyorum. Bütün bunlar daha sonra konuşacağımız şeyler, Mısır'la bağlantı, İSTMED iptali ve Doğu Akdeniz'de 2013 tespitleri, ben yanlış hatırlamıyorsam 15 trilyon metreküptü doğalgaz. Doğu Akdeniz'de tespit edilebilen rezerv. Şu anda çok daha fazlası olduğu net. Sanki bütün bu mesela Gazze meselesinin falan gibi şeylerin arka planında gene de işin galiba bu enerji parasal yönü mü ağır basıyor? Tabii bir şey söyleyebilir miyim? Gene ben toplamıştım da bakın Afrodit olarak bilinen meşhur gaz sahasının Chevron raporundan gene bu. Afrodit'in durumunda herhangi bir şirketin gaz akışına başlayabilmesi için altyapı tamamlanması 4 veya 5 yıla ihtiyaç duyacaktır. Değerlendirme bölümünden okuyorum. Dolayısıyla enerji ve ticaret faydaları her iki taraf için de hemen olmayacaktır. Doğru. Kıbrıs'ın hak iddia ettiği gaz rezervlerine yatırım yapacak gelecekteki yatırımlar için pek parlak bir tablo gözükmemektedir. Böyle bir para da yok açıkçası. Yani böyle bir para olsaydı, yine işi oraya getireceğim. Böyle bir para olsaydı, böyle bir tablo ortaya çıksaydı bugün ilişkiler bu noktaya belki de gelemezdi. Siyasi çıkar açısından söylüyorum bunu. Biraz ama denklem dışına itiliyor bence diye düşünüyorum. Güney Kıbrıs şu an biraz daha çıktı dışarı. İSTMED'le alakalı o günlerde konuşulan bir başka konu vardı. Doğalgazın deniz altına döşenen boru hatlarıyla naklinin özellikle Akdeniz şartlarında zorluklarından ve imkansızlıklarından da bahsediliyor. Ben Burak Hoca'ya çok affedersiniz. Geçen hafta Burak Hoca'yla konuşurken de söylemiştim Coşkun abiyle. Girit Adası yakınlarında herkes su görüyor, orayı mavi görüyor da suyun altında bir de deniz dağları var hocam. Şimdi siz o deniz dağlarının haritasını derinlik olarak, su derinliği önemli. O deniz dağlarının arasından, orası deprem bölgesi. Evet. Plaka var. Onun arasından hem sismik araştırma yapacaksınız, hem o Akdeniz'de deniz dağlarının haritasını çıkartacaksınız. Uygun güzergah bulacaksınız. Uygun güzergahta su derinliğine uygun boru tipi önemli. Demek boru için araştırma yapacaksınız. Öyle bir şey. Ve işin daha ilginç tarafı, insanlığın bu anlamda inebildiği bir metre var. Teknolojik olarak. Yani biz okyanusun dibine inemiyoruz. Akdeniz'in de dibine inmiş değil insanlık. Akdeniz'in dibinde ne var bilmiyoruz. Çünkü örnek söylüyorum, bizim teknolojimiz suyun altından Burak Hoca ile Coşkun abiyle girdiğimiz zaman suya yüzmeye, onun 1 kilometre altında ne var? İnsanoğlu o teknolojiyi sadece belli bir yere kadar insansız deniz araçlarıyla görebiliyor. Altı yok. Siz buraya nasıl boruya döşeyeceksiniz? Dalgalı su. Akdeniz'in suyu dalgalıdır. Tabii. Fırtınalıdır. O yüzden sonunda bize geldiler demek ki. İşte biraz buraya geçeceğim aslında. Ben çok kısa birkaç şey söyleyip kapatıyorum benim kısmım. Buyurun. Bizim bir hatamız var. Bunları söylediğim zaman önce eleştiri alıyorsunuz ama 5-6 ay sonra doğru çıkıyor. Her şeyi Türkiye üzerinden okumaya kalkarsak dünya bizim üzerimizden dönüyor. Herkes her şeyi bize göre yapıyor. Bizden korktuğu için yapıyor. Böyle baktığınız zaman 5 ay sonra ne düşünüyorsanız tersi çıkar. Çünkü dünyada sizin üzerinizden okuyan da var, kendi üzerinden okuyan da var. Bir adam bir şey yok, 50 şeyden dolayı okuyor. Hayat bizden ibaret değil yani. Bir kere önce bunu kabul edecek herkes. Uluslararası işler yapıyorsan, siyaset bilimi yapıyorsan bu kadar. Yani adamın Asya'da yaptığı şey acaba bizden dolayı mı falan dedin mi? Bir garip bir yere gidiyor hikaye. Şimdi şunu da söyleyeyim, öyle geleyim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel teşebbüs bile olsa şirketler, tamam mı? Baba yiğitlerden bahsediyorum. Eğer yatırım yapacağı, ki bu bir yatırımdır. Burada bir şey yapmak yatırım anlamına geliyor. Doğru. Eğer bunun uluslararası bir güvenlik boyutu beliriyorsa, şimdi siz buraya gemileri yollayıp özel teşebbüs bir şey yapıyorsunuz ama burada yaptığınız hadise Türkiye ile, ne bileyim, Mısır'la, o işte korsanlarla, atıyorum, başka bir ülkeyle arada hukuki sıkıntı yaratabilir. Doğru. Sigorta işi var. Bu arada korsanlar meselesi de burası için değil ama Türkiye'nin de gemileri var Doğu Akdeniz'de, onları da konuşacağız şimdi. Böyle bir sıkıntı yaratma durumu varsa o artık özel teşebbüsün, müteşebbisin kendi başına gireceği bir işten çıkıp ülkeden, kongresinden belli noktalarda, belli noktalarda sanayi, Ticaret Bakanlığı'ndan, işte dışişlerinden, savunmadan onay alması gerektiren bir duruma gelir. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Chevron gibi baba yiğitler değil, orta ölçekli firmalarda her yıl böyle bir girişime girmek için belki yüzlerce başvuru yapar. Bunlardan tutanı, yani %100 size şimdi onu veremem, hatırımda değil ama %5'i geçmez. Başarılı olmuş o denemelerin totaline vurduğunuzda 5'i geçmez. Mesela en basit örnek. Bakın bütün dünya, bütün Türkiye bunu konuştuk. İşte neydi o Çin'den? Evergreen. O bütün yeni İpek Yolu yapıyorlar. Adı neydi? Kuşak Yolu. Tek kuşak tek yol. Kuşak yol projesi mi? Kuşak Yolu, ona güzel bir isim bulmuşlardı. İşte anladınız ama ne dediğimi. Bak bir ay bunu konuştuk. Amerika'nın yapmak istediği, Türkiye'yi bypass ediyor. Direkt Avrupa'ya gidiyor. Var işte. Tamam siz 7 Ekim öncesi de onu konuşuyoruz. Anladınız. Evet. Ona sonradan 2-3 kere isim değiştirttiler ona. İpek Yoluna benzer bir proje yaptılar. O Çin'in kuşağı Türkiye'yi dışarı attı. Bir ay bunu konuştuk. Tamam, bir ay. Daha fazla. Her gün ama her Türkiye es geçiliyor vesaire. Çok basit bir şey söyledik o gün. Bunun maliyeti para. Öyle İpek Yolu, yok efendim baharat yolu falan öyle ağızdan çıktı. Burada atıp tuttuğumuz gibi olmuyor hikaye. Bu muhtemelen arada 40 kere patlar. Niye? Bunların şirketler maliyetine bakar. Doğru. Burada da oh deniz ne güzel. Hatta şurada açalım, en koyu yerde. Gemiler de çıksın. Güzel geliyor orada, açalım. Gemiler de gitsin. Bunun borusu var. Yani bir şeyi satma fiyatınızdan çok daha fazlasına mal ediyorsanız bir şirket için o feasible derler ya, mantıklı değildir. One belt one road. O topa girmezsin. O işe girmezsin. Dolayısıyla burada bu bahsettiğimiz şeylerin patlamasının, patlama da demeyeyim hani onu biraz abartarak söyledim. Ekseriyeti buralardaki bu yatırımların size, siz derken X ülkeye ekonomik olarak getirisinin şu anki teknolojiyle olmayacağı. 50 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün kendi ülkesinden çıkarttığı petrolü çıkartması mümkün müydü? Hayır, değil. Kaya gazı diye bir şey icat ettiler. Evet. Obama dönemine denk geldi. Patır patır adamlar en büyük petrol üreten ülke haline geldi. Burak Hoca'nın söylediği rakamı ben özür dilerim. Estağfurullah. 4 milyar dolardan bahsediyor. 4 milyar dolarlık şimdiki tahmin edilen. Çıkarılan maliyet mi? Maliyet. 4 milyar dolar en aşağı. Mesela Chevron konsorsiyum dedi ya Burak Hoca. Mesela çok uluslu bir söylüyorum hani bir Shell var. İsrail şirketi var. Shell %35 hisseyle Chevron'a ortak. Bu firma, bu konsorsiyum içindekilerden bahsediyorsunuz. Evet, tek başına giremiyor çünkü. Çok bir daha söyleyin de şirketlerin büyüklüğü de bir daha anlaşılsın. İşte Chevron var. Liderliğinde konsorsiyum. Shell %35 hisseyle, İsrail şirketini İSTMED %30 hisseyle ancak bu 4 milyarlık bir planlama yapılabilmiş ama yok öyle. 4 milyar dolar. Karşılığı işte Chevron yok diyor. Yani o yüzden değerli dostlar, yapamayız istediğimiz kadar kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, bunlar siyasi şeyler. Evet. Bugün oralarda çok büyük öyle araştırmaya, millet şey sanıyor, denizde gaz yüzüyor böyle. Elimizde kovayla bu bütün ülkeler önce giden bunu toplayacak. Ya Allah aşkına, yani bu hesapları, bu kitapları, bunları anlatırken bu anlaşmaların siyasi güç mücadelesi oldu ki bu şarttır, olmalıdır, önemlidir, gelecek için önemli yatırımdır. Ama kimse sanmasın ki yarın oradan ne Libya, ne Mısır, ne Türkiye, ne Amerika, ne bilmem başka bir ülke dünyanın kaderini değiştirecek. Yarın diyorum, öbür gün diyorum, mevcut olanaklarımızla diyorum. Mevcut teknolojiyle diyorum. Kimse öyle muazzam bir şeyler beklemesin. Ama uzun lafın kısası, Mısır'dan açtık, Mısır'la kapıyorum. Ne kadar etrafınızdaki ülkelerle barış içinde olursanız, ne kadar sorunları öteleyip iyi durumda olursanız bundan hiçbir kötülük gelmez. Bu iyidir. Ama bazen dünyanın şartları buna da el vermez. 2 gün önce el sıktığınızda 3. gün kavga eder, 4. gün bir daha barışmak zorunda kalırsınız. Dünya tarihi, diplomasi tarihi, bizim anlattığımız dersler bunların binlerce örneğiyle doludur. Keşke dediğim gibi dümdüz böyle olsa. Oh ne güzellik, dost belli, düşman belli. Kitapta tatlı yazıldığı tatlı gibi olsa keşke. Bir şey merak ediyorum. Aldım. Bunu gerçekten merak. Tamam, ben çok kısa bir soru soracağım. Onsuz konuşacağım bu sefer. Zor olacak ama deneyeceğim abi. Bunu merak ettiğim için soracağım hocam. Şimdi mesela Türkiye ile Mısır arasındaki bu normalleşme süreci neden bir yüksek istişare süreci olarak planlandı. Çünkü zaten ticari ilişkilerimiz kopmamıştı ve hangi iki ülkeyle ticari ilişkileri bağdaştırırsan ortak çıkarın varsa devam edersin, daha da geliştirirsin ilişkileri. Bugünden yarına olmaz belki ama Türkiye ile Mısır arasında bir mutabakat bölgede mümkün müdür? Bu çünkü ben Türkiye cephesinden okumuyorum. Deniz yetki anlaşması. Bitirdi. Türkiye cephesinden okumuyorum, hani Mısır'ın da çıkarına olarak okuyorum. Ben Mısır cephesinden de bakıyorum. Çünkü kazan kazan ya politika. Bugüne gelinen noktada Mısır'ın da elbette çıkarları var. Türkiye'nin de çıkarları var. Acaba biz burada bir deniz yetki anlaşması, bir kıta sahanlığı anlaşması görebilir miyiz? Ya da bu bugünden yarına mıdır? Ne kadar bir süredir ne getirir? Şimdi nasıl? İki ülkenin Libya ile de bir yeni düzenleme. Mesela yani burada bir bu denklem oluşur mu? Libya Mısır değil. Libya Türkiye ilişkileri Mısır Türkiye ilişkileri değil. Şimdi ben her sorduğunuz soruda aylardır bu programda elimden geldiğince tarihe atıfta bulunurum. Niye? Ne kadar bilgi verebilirsek tarihsel olarak günü alakadar etmeyen ama aslında bunları besleyen o kadar iyidir. Bir gün bir hocama dedim ki Arap milliyetçiliğinin merkezi Cemal Abdülnasır'dan sonra Mısır oldu değil mi dedim. Üniversitedeyim. Böyle yaptı bana. Ne Cemal Abdülnasır'ı dedi. Kim dedim? Ta Kavalalı Muhammed Ali Paşa. Şimdi demesinler Mehmet Ali Paşa. Onlar Muhammed Ali Paşa diyor. Bakın Kavalalı döneminden itibaren, Kavalalı dönemi diyorum. Sonra Cemal Abdülnasır'la falan Arap milliyetçiliğinin merkezi burası. Mısır'la Türkiye ilişkileri aslında birbiriyle çok dost, çok ahbap ama bir o kadar da bölgede bir liderlik böyle aldım verdim ben seni yendim böyle oynardık ya küçükken. Evet. Öyle bir tansiyonun olduğu yer. Mısır Türkiye ile birlikte büyümek, ticaret hacmini arttırmak ister mi? İster. Hı hı. Bakın rakamlara bile dikkat edin. Biri 4.6, biri 4.2. Orada bile mesafe var. Ama ne Mısır ne Türkiye yürü kardeşim buyur sen geç beni al yürü diyecek bir durumu yoktur. Hocam. O yüzden Libya ile Türkiye'nin yaptığı bir anlaşmadaki nispeten daha iyi niyeti, nispeten yapalım birlikte büyüyelim Mısır'la Türkiye arasında sadece burada değil. Hiçbir zaman buraya bir ülke daha katayım mı yine Türkiye ilişkilerinde? İran. İran, evet doğru. Ya bu ülkelerle Türkiye bunlar devdir, bunlar büyüktür, büyük medeniyetlerdir. Bunlarla Türkiye'nin ilişkilerinde hiçbir zaman öyle akşamdan sabaha al canım bu da senin olsun falan kimse vermez. Peki teşekkür ederim. Mete Bey sizi böyle alayım. Hazır tabii ben bu konuyu açmışken bizim yerli milli unsurlarımızı da atlamak istemem. Biliyorsunuz 2017 Milli Enerji Maden Politikası sonrası bu iş bir aslında dönüm noktasıydı. Şu donanmadaki gemilerimizi de bir göstermek istiyorum Akdeniz'de. Şimdi yeni bir gemi daha geliyor biliyorsunuz. Onlara da şöyle kısaca bir bakalım. Sonra biraz askeri üsler ve petrol denklemine gireceğim Mete Bey. Biraz ben aslında Coşkun abimi de alayım yanıma. Tabii buyurun beraber askeri gelin. Çünkü askeri üsler meselesi. Buyurun. Bir şey söylemek istiyordum. Bakın burada ben Burak Bey'in gerçekçi yaklaşımları evet şu an bazı izleyicilerimiz çok realist. Burak Hoca çok realist biliyorsunuz. Şimdi gerçekçi olmak gerekiyor çünkü şu. Doğru. Ben şu an yanımda mahkeme kararı var. Getirdim izleyicilerimiz için de. Hı hı. Şimdi Libya ile bizim imzaladığımız anlaşma Elbeyde Mahkemesi tarafından askıya alındı. Hı hı. Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmamız. Burada ben o yüzden dedim Mısır'la olduğu gibi Libya ile de yeni bir düzenleme yapılacak. Mısır'la Libya arasında da yeni bir düzenleme yapılacak. Yani Mısır'la Libya arasında bir düzenleme yapıldıktan sonra biz ancak yeni bir Doğu Akdeniz'i netleştirebileceğiz. Neden derseniz biz yıllar önce Mısır'la kavga ettik. Evet. Kavga etmemizin sebebi şu. Trablus'taki hükümet yıkılırken biz Trablus tarafına hem askeri hem siyasi hem diplomatik destek verdik. Mısır Bingazi tarafına bakın sizin çizdiğiniz haritada gösteriyorum. Hı hı. Bingazi tarafına destek verdi. Askeri olarak Birleşik Arap Emirlikleri şu an aramız iyi ama Körfez, Suudi Arabistan hepsi Halife Haftar'a destek verdi. Şu an Libya'da bir fotoğraf var. Dibeybe'nin 6 aylık bir görev süresi olduğu, seçime gidilmesi gerektiği, geçtiğimiz günlerde Mısır İstihbarat Başkanı Bingazi'ye gidip Halife Haftar'la bir görüşme yaptı. İki hükümetin birleştirilmesi meselesinde. Ve Mısır'ın diplomatları sınır dışı edildi Trablus'tan. Bir de böyle bir sahada gerginlik var. Yani biz burada Mısır'la çizgileri çekiyoruz ama Libya'da da bir gerginlik var. Evet. Ve bir şekilde patlayacak mı, patlamayacak mı, nereye gidecek bilmiyoruz. Ama burada ben şöyle özetleyeyim. Hı hı. Vaktinde almayın çünkü çok önemli de bilgiler verecek Coşkun Bey. Orta Doğu'da bir laf var. Arap milliyetçiliğinin başkenti dışında Orta Doğu'da bir savaş çıkartacaksanız Mısır olacak. Ama barış masası kuracaksanız da o masada mutlaka Mısır'a bir sandalye ayıracaksın. Mısır'ın böyle bir ağırlığı var. Ve şu, şimdi biz Mısır'la normalleştik ama ben geçmişte şunu çok iyi biliyorum. Eğitim müfredatlarından Osmanlı tarihiyle alakalı geçtiğimiz yıllarda birçok şey ayıklandı. Osmanlı'nın Mısır'daki varlığına ilişkin birçok yayın, makale vesaire üstüne Mısır'da yapıldı. Mısır'da değiştirildi. Hatta tabii o zaman Mısır pek sevilmiyordu Türkiye'de ama ben takip ediyordum. Mısır'da Osmanlı dönemini çok farklı bir şekilde televizyonlarda anlatan diziler oldu. Buna tabii bir şekilde tepki gösterildi. Ben de gösterdim, oraya yazdım, buraya yazdım. Tabii kimse umursamadı Mısır makamları. Çünkü yanlış anlattıklarına dair Osmanlı tarihini biraz böyle Mısır bağımsızlık savaşı kazanmış gibi Sisi yeni bir Mısır tarihi yazmaya çalışıyordu iktidara geldiğinden beri. Ben de eleştirmiştim. Tabii cevap vermediler. Birçok kişi benim gibi yazdı. Cevap verilmedi. Yani işin özeti biz şöyle zannediyoruz. Sisi geldi, yarın her şey dört dörtlük olacak. Çarşamba günü Coşkun Bey'le gireceğiz. Anlaşmayı imza atacağız. Perşembe Sisi Ekrem Bey'le oturacak. Hafta sonu Antalya'dalar. Burak Bey'le tatil. Yani şimdi böyle değil. Mete kim var arkasında o dizilerin? Mısır şey, devleti yaptırdı abi. Devletin gibi zaten. Devlet televizyonunda yayınlandı. Hı hı. Ve şunu da ben ilk defa söyleyeyim. Bu görünenin dışında karşılıklı iyi niyet adımları şöyle atıldı. Bunların müfredat meselesinde ve Türkiye aleyhinde uzun bir süredir devlet ya da hiçbir kanalda Türkiye aleyhinde haber yaptırılmadı. Biz yumuşamayı böyle anladık. Ama Ankara tarafında da bakın ilginç bir şey söyleyeceğim. Hı hı. İhvan-ı Müslim yani Müslüman kardeşlerin Londra ile İstanbul hattı arasında bir gerginlik var. Yani eski kuşakla yeni kuşak arasında bir iktidar talebi ya da mücadelesi var. Uzun bir süre önce Mısır'da Sisi aleyhine, yönetim aleyhine yayın yapan uydu kanallarının programları ilk etapta kaldırıldı. Program yapanların bir kısmı tatile çıkıyorum diyerek İngiltere'ye gitti, Türkiye'ye geri dönmedi ve bende rakamları var. Bir şekilde bu Türkiye'de bulunan Mısırlıların evrak kontrolü yapıldı ve hukuki olarak işte göz yumulan demeyeyim de sığınmış diyeyim. Hepsi yurt dışına çıkartıldı. Bu da Mısır'a karşı gönderilmiş bir adımdı. İki. Bunu da ilk defa söyleyeyim. Bu gördüğünüz bütün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sisi fotoğrafının arkasında bir detay daha var. Cezaevlerinde bulunan ölüme mahkum edilmiş, çok kötü bir şekilde yargılanmış, eksik yargılanmış ihvan mensuplarının da bir şekilde yeniden yargılanması meselesinde ben Ankara'nın Kahire'den talepte bulunduğunu biliyorum. Ve bazılarının da cezaevinden çıkartılması meselesinde talepte bulunduğunu biliyorum. Yani görünen tabloyla arkada dönen tablo başka. Hatta Etiyopya, Somali arasındaki meselede Mısır'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı çalışmalardan ne kadar memnun olduğunu da birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini biliyorum. Etiyopya, Somali arasında evet, gerginlik var. Türkiye'den yardım istemişlerdi. Savaş çıkacak Rönesans Barajı meselesinden. Doğru. Su kaynaklarım gidiyor diye Mısır çok tedirgin. Harbi. Ve Somali meselesinden dolayı bunlar da dile getirildi. Evet. Yani bu gördüğümüz sadece Mısır'da işte münhasır ekonomik bölge falan değil. Daha büyük harita gerekiyor. Var tabii. Evet, daha büyük harita. Coşkun Bey'e de pas atarak söyleyeyim. Örneğin uzun süredir Kahire yakınlarında 155 milimetrelik bir top ortak üretim meselesi vardı. Fabrika kurulacaktı. Hı hı. Savunma sarayının bazı parçaları, bazı ürünlerin orada üretilmesi meselesinde ve Türkiye'den istedikleri füzeler vardı. Özellikle istedikleri. Bu arada Hürjet de devreye girdi. Ha. Ben evet, füzeleri doğrulattığım füzeler var. Coşkun Bey'in vaktini hemen çalmamak için söylemiyorum. Yok, bir senedir görüşülüyor çünkü. O yüzden bu füzeler meselesi de var. Yani burada sadece satın almaya geldiler meselesi değil. Ortak üretelim diyor Mısır. Evet. Ortak. En önemlisi bu. Mısır'da zaten epey fabrikalarımız var değil mi? Arçelik'in falan fabrikaları var. Hocam orada. Şöyle Bingazi'de uzun bir sene önce Bingazi'de Türk şirketlerinin Mısırlı şirketlerle ortak iş yapması için Sisi yolu açtı. İki, ben yatırımcıların hakikaten bu bir yatırım tavsiyesi ama Sina Yarımadası'nda toplu konut projesi var. İBAN verelim, yüzdeyi oraya şey yapalım. Aman aman, sonra bir şey olur. Bakın Sina Yarımadası'nda Sisi'nin bir toplu konut projesi var. İsrail'in buraya sürekli gözünü dikmesinden dolayı Sina'yı nüfuslandırmaya çalışıyor. Eyvallah. Teşvik ediyor. Ve orada yapılan inşaatlarda en büyük ihtiyacı olan ne? Türk firmalar. Bir de şimdi son dönemde de biraz bir talep var orada, maliyetler vesaire. Mesela burada bir maliyet artışı olunca hemen gidiyorlar Mısır'a. Demek ki bir sıkıntı Tekstilciler yok. Gitti. Tekstilciler gitti mesela. Ama turizm olarak da en çok ziyaret edilen Türk turistlerin gittiği yer Şarm El Şeyh. Şarm El Şeyh. Şimdi önümüzdeki sene göreceksiniz, Mısır'a daha çok turist gidecek. Merve, doğru. Mete Bey, bütün bu söylediklerinizden Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca'nın bir sözü vardı. Ekran başka, gerçek başka doğru. diye. Bütün bu söylediklerinizden Türkiye, Mısır, Libya, daha aşağıdaki ülkeler, bir takım başka ülkeler arasındaki görünenlerin arka planında belli ki yaşanılan travmalar sebebiyle karşı karşıya kalınan problemlerin ötesinde orta ve daha çok da uzun vadeye yönelik belki herkesin işine gelebilecek, kazan kazan denilebilecek bir süreç için hocam, galiba bir şey söyleyeyim mi? Burada Dışişleri Bakanlığı'nın gururla tebrik etmek gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Normalde iki ülkenin normalleşmesi için hep üçüncü bir ülke aracı olur. Evet. Örneğin Arap Emirlikleri'nden beklersiniz, hı hı. Katar'dan beklersiniz değil mi? Ya da Suudi Arabistan'dan evet. beklersiniz. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın ilk birebir girdiği, bakın biz sorunlu ülkeler var ya işte evet. Esad deniyor vesaire deniyor. Dışişleri Bakanlığı'nın ilk istihbarat vasıtasıyla ilk girdiği, istihbaratın üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın ördüğü ilk birebir ilişkileri normalleştirme modeli bu. Evet. Mısır için diyorsun değil mi? Mısır evet, için. Evet, Mısır. Çavuş yol döneminde başladı. Mısır'a ilişkiler. Orijinal hiçbir aracı ülke yok. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Tercümanlardan çok çektiğimiz için, aracılardan çok çektiğimiz için normal. Ekrem Hocam, Şarm El Şeyh düzeltti pardon. Biraz ilişkileri. Türkiye'den o kadar çok turist gidiyor ki 2 senedir Mısır'a bir vesile oldu. Ya, tabii bunlar uluslararası işlerde yumuşak güçtür. Sonuçta tatile Mısır'da, gidebiliyorsanız. Mısır'da diplomata demiştim ki Şarm El Şeyh'e çok turist geliyor mu demiştim. Çok çok geliyor demiştim. Ya orada timsahlar yok mu dedim. Ya elini uzatmazsan kimse saldırmıyor dedim. Köpek balığı yüzmezsen açılmazsan sıkıntı yok. Hemen turizmden suya sokmayacaksın dedi. Çok açılmazsanız köpek balığı yok. Tabii bunlar iyi şeyler yani iki ülke arasında, Yunanistan'la Mısır arasında olsun, Türkiye ile Yunanistan arasında olsun. Ne buraya gelenlere biz kötü davranırız ne biz gittiğimizde onlar bize kötü davranırlar. Ya, bu önemli. Zaten bir de uluslararası ilişkilerde de bu derler ya yumuşak güç, tabii. soft power. Bu onlar önemli şeyler. Dolayısıyla biraz tabii işin arka boyutlarına bakmaya çalışıyoruz.